Herkese merhabalar. Hepinizi İstanbul ofisinden sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Ben Cesur Başbu. Yanımda da Deniz Bey var. Deniz Bey ile birlikte bugün çok bilgilendirici bir video çekip sizleri de bilgilendireceğiz arkadaşlar. Öncelikle Deniz Bey'den bahsedeyim. Deniz Bey bir iş adamı. Hollanda'da şirket sahibi arkadaşlar. Deniz Bey bize müracaat ettiği zaman 90 günlük Hollanda vizası vardı. Bakın turistik vizadan bahsediyoruz. 90 günlük Hollanda turistik vizası vardı. Deniz Bey bize müracaat etmeden önce oturum izni alabilmek için yaklaşık 80 bin euro bir para harcamış arkadaşlar. Tabii ki bu parayı birdenbire harcamamış. İşte belli zamanlarda, belli dönemlerde tamamında, totalinde 80 bin euro para harcayarak oturum izni alamamıştı. Ve bana söylediği şeyi hiç unutmuyorum. Ofiste ilk biz zaten İstanbul'da görüşmüştük bu ofiste. Bana demişti ki Cesur Bey gerçekten bu olacak mı? Çünkü ben bu uğurda çok para harcadım ama bu oturum iznine sahip olamadım. Ben de Deniz Bey'e şunu söylemiştim. Deniz Bey endişeniz olmasın. Çok kısa bir zamanda siz oturma izni sahibi olacaksınız. Ve gel zaman git zaman çok şükür gerçekten de çok kısa bir zamanda arkadaşlar Deniz Bey oturma iznini aldı. Elinde şu an 2 yıllık bir oturum kartı var. Bu 2 yıllık oturum kartı bilenleriniz biliyor avantajları nelerdir. Deniz Bey bir kere vizadan artık muaf oldu. Bundan sonra 27 ülkenin tamamına oturum izniyle giriş yapabilecek, çıkış yapabilecek, problem yaşamayacak, Hollanda'da yaşayabilecek, çalışabilecek, herhangi bir sıkıntısı olmayacak ki kendisi bir iş adamı arkadaşlar. Yani devamlı gidip vize alıp vize prosedürüyle uğraşmak gerçekten zor. Hele hele bu dönemde hepiniz biliyorsunuz ne kadar zor olduğunu. Şu an neredeyse kotalar tamamen dolmuş. Almanya kapattı diyorlar, bir gün açtı diyorlar, bir gün diyorlar. Başbakan ne bileyim işte Türkler gelmesin diyor. Almanya Cumhurbaşkanı şöyle söylüyor. Hollanda nitekim kota uyguluyor. Çünkü bunların sebebi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Aşırı yoğunluktur. O kadar çok başvuru yapıp Avrupa'ya gitmek isteyen vatandaşlarımız var ki bu yoğunluktan maalesef konsolosluklar da nasibini alıyor ve bunları da bize yansıtıyor. Gün almak gittikçe her gün daha zorlaşıyor arkadaşlar. Bu gidişle giderse ben şunu söyleyeyim, düşüncelerimdir bu tabii benim. Belki de artık 3 ay 5 ay sonraya günler almaya başlayacağız ki nitekim şu an bunlar aile birleşiminde falan devam ediyor arkadaşlar. Bilenleriniz de biliyor. Söylemek istediğim şu ki arkadaşlar sloganımız var. Sloganımız her zaman neydi? Bizler İster turistik viza, ister çalışma vizası, her ne vizanız olursa olsun veyahut sizin bir yeşil pasaportunuz var ise biz size hızlı bir şekilde elimizden geldiği kadar hızlı davranıp sizin için bir oturma izni alacağız. En azından o viza sürelerinizi heba etmeyeceksiniz arkadaşlar. Size tekrar tekrar dönerek söylüyorum arkadaşlar. Lütfen vizalarınızı artık heba etmeyin. Çünkü gerçekten dönüşü sonra olmuyor. Ben bize yazanların mesela WhatsApp'ta görüşmelerimiz kalıyor arkadaşlar. Bakıyorum adam 2023 yılının 1. ayında, 2022. yılın 9. ayında, 12. ayında yazmış. Bizden bilgi almış, yaptırmamış, kaçağa düşmüş. Şu an elinde bir vizası da yok. Şu an ama bu işlemleri yaptırmak istiyor. Maalesef artık bu saatten sonra da elinde hiçbir şey olmadığı için biz ona yardımcı olamıyoruz. Bu gibi insanlara tek bir kişi değil arkadaşlar. Onun için lütfen vizalarınızın değerini bilin. Vizalarınızı heba etmeyin. Bunların çözümü var. Biz size yardımcı oluyoruz. İster yeşil pasaportla, ister turistikle, ister çalışmayla sizler Avrupa'dan oturma izni alıp hayatınızı devam ettirebiliyorsunuz. Biliyorsunuz ben şunu da söyledim daha önceden. Bunlarla ilgili ayrı çalışmalar yapacağız. Şimdi bugün Deniz Bey'i bulmuşken dedim hemen bir bilgilendirme yapalım. Bir video çekelim en azından insanlar izlesin. Çünkü bayağı bir zamandır oturum kartı alan vatandaşlarımızla ilgili bir video paylaşmıyoruz. Bunun da sebebi nedir arkadaşlar? Hem bizde yoğunluk var hem oturum kartı teslim ettiğimiz vatandaşların yoğunluğu var. Herkes bir ülkede bir şehirde bir türlü bir araya gelip videolar çekemiyoruz. Sağ olsun bugün Deniz Bey bizi ziyaretimize geldi. Ofisteyiz. Bayağı da bir samimi sohbet ettik, konuştuk. Hatta ileriye dönük Deniz Bey'in oturumunu, biznes oturumuna çevirmeyle ilgili çalışmalarımız var. Onları yürütüyoruz. Bunları da ileride inşallah sizlere anlatacağız arkadaşlar. Yani umutsuzluğa kapılmayın arkadaşlar.
Bakın şu an Almanya'da da işlemler yapıyoruz şartlarını taşıyanlara. Slovakya'da da işlem yapıyoruz. Birçok Avrupa ülkesinde işlem yapıyoruz. Biz bir tek Almanya odaklı çalışmıyoruz. Bunu bilenleriniz biliyor. Onun için lütfen vizalarınızı heba etmeyin arkadaşlar. Ben bitirmek istiyorum. Burada Deniz Bey'e bırakmak istiyorum. Çok kısa da olsa. Deniz Bey geldin. Başvurunu yaptık. Çok şükür. Oturum izni de aldım. Bundan sonra her şey senin için inanıyorum güzel olacak. Biz de elimizden geldiği zaman geldiği kadar daha doğrusu en azından oturum izniyle ilgili bu prosedürlerle ilgili sana danışmanlık hizmeti vermeye devam edeceğiz. Sen ne demek istersen belki bir şeyler söylemek istersen bunlar da senin sana teslim edeyim. Sağ ol Allah. Deniz Bey'deydi zaten arkadaşlar. Aldım ben videoda sadece size göstermek amacıyla. Belki söylemek istediğiniz bir şeyler vardır. Arkadaşlar öncelikle herkese selamlarımı iletiyorum. Cesur Bey'le yaklaşık 1,5 ay önce bir ilk yüz yüze görüşmüştüğümüz oldu ama kendisiyle daha önce telefonda birçok kez görüşmüştük. Belirttiği gibi de Hollanda'da yaklaşık 2 yıldır faaliyette olan bir işletmem şirketim var. Faaliyete geçtiğimiz andan itibaren birçok kişi oturum kolaylığı sağlamak için gerek avukatlar olsun, gerek bu işleri yapan arkadaşlar olsun. Yaklaşık 80 bin euronun biraz da üzerinde bir para harcadık. Ve günün sonunda finale baktığımızda hep kandırıldık ya da aldatıldık diyelim. Artık umutsuzluğa kapılmışken Cesur abimizin yanına tekrardan geldik, görüştük. Kendisi bize dedi ki bize güven, kendini bize bırak, biz geri kalan her şeyi hallederiz. Başvuru sürecimiz başlangıçla bitiş tarihi arasında yaklaşık 25 ila 30 gün kadar bir süreç oldu. 30 günün sonunda bahsi geçen oturum kartımızı teslim almış olduk. Bundan sonra inşallah hem bizim için, bundan sonra başvurulacak olan arkadaşlar için de her şeyin hayırlısını olmasını diliyorum. Herkes her şeyi gönlünce yaşasın. Herkesin istedikleri inşallah gönlüyle beraber inşallah devam etsin istiyorum. Ben abime çok teşekkür ediyorum. Onunla daha çok güzel daha projelerimiz de olacak. Zaten görüştük, konuştuk da. İnşallah yeni projelerde yeni videolar çekme şansımız da olursa İnşallah. Yine sizleri de bilgilendirme fırsatımız olur. Ben sizin huzurunuza da kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı ben olsun ondan. Ben teşekkür ederim Deniz Bey. Çok sağ olun. Çekinmeyin arkadaşlar. Gerek danışmanlık için gelin, gerek işlemleriniz için gelin. Gerçekten çekinmeyin. Güvenebileceğiniz adreslerden bir tanesidir. Benim gözümde tek adrestir ama sizler için adreslerden bir tanesidir. Çıkın çıkın gelin. Kendisi müsait oldukça zaten sizleri de burada karşılayacaktır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim Deniz Bey. Sağ Deniz olun. Bey gerçekten çok sevdiğim bir insan. Biz baya bir samimi başladık Deniz Bey'le. Gerçekten insanlar bazen birbirini çekiyor arkadaşlar, tamamlıyor. Biz bu Deniz Bey'den de bu samimiyeti aldık. Hatta baya bir istişare ediyoruz. İleride Deniz Bey'le de birlikte de bir şeyler yapmayı planlıyoruz en azından. İnşallah. Allah'ın izniyle arkadaşlar biz bize müracaat eden herkesle ayrıca ilgileniyoruz arkadaşlar. Bazen sabırsız oluyorsunuz. İşte yazı yazıyorsunuz. Cevap vermemizi hemen bekliyorsunuz ama arkadaşlar hem işimiz gücümüz oluyor hem yoğunluğumuz oluyor. Elimizden geldiği kadar herkesle ayrı ayrı iletişim kurmaya. Bakın ben İstanbul'daydım. Yaklaşık olarak 10 gündür İstanbul'dayım ama bunu yayınlamadım. Yayınlamama sebebim yoğunluk olmasın diyedir. Ben yarın inşallah Avrupa'ya dönüyorum. Bir de yaklaşık olarak 10 gün sonra burada ofiste sizlerle birlikte olacağız. Ve duyuracağım da bu sefer dönüşümü. Sizleri ağırlayacağız elimizden geldiği kadar. Bakın arkadaşlar hepinize çözüm sunuyoruz biz. Çözümsüz bir vakamız yok. Bu ofise gelip bilgi alıp, doydurucu bilgi alıp bir çözüm üretmediğimiz bir tek arkadaşımız yok. Kimse söyleyemez ki ben Cesur Bey'in yanına gittim ondan danışmanlık aldım ama bana bir çözüm sunamadı diyecek bir insanımız yok. Çünkü herkese göre bir yol haritamız var. Herkese göre bir proje çiziyoruz arkadaşlar. Yani biz sizi yönlendiriyoruz. Danışmanın işi budur. Sizi doğru bir şekilde yönlendirmek. Dediğim gibi vizalarınızı heba etmeyin arkadaşlar. Bize müracaat edin. Elimizden geldiği kadar Allah'ın izniyle sizlere de yardımcı olacağız. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.